Allah'ın nimetini inkar etmek ne demek? Daha önce geçmişti Allah'ın nimetini. İnkar mı ediyor bunlar? Yanındakiyle eşit hale gelmek istemiyorlar. Onlara demişti ki siz Allah'ın nimetini inkar mı ediyorsunuz? İnkar mı ediyor bunlar diye bir önceki 71. ayette sormuştu. Bakın 72. ayette de aynı şeyi söylüyor. O zaman burada anlatılan konular da 71. ayet kapsamındadır. Onun anlam ve bilinç alanı içinde bunu yorumlanması lazım. Ne anlattı yukarıdaki ayette? Eşitlikten bahsetti. Efendilerle kölelerin eşit hale gelmemesini eleştirdi. Şimdi bu ayetin de bununla ilgili bir şey olması lazım. Nedir o? O da şudur. Mekke'nin tefeci bezirganları köleleriyle, yanlarında çalıştırdıkları köleleriyle övündükleri gibi, bunlar bizim malımızdır, mülkümüzdür değil, onlarla eşit hale gelmek istemedikleri gibi, köle yerine koydukları kadınlarla, eşleriyle, dizi dizi eş haline getirdikleri, cariye haline getirdikleri kadınlarla, oğullarıyla ve torunlarıyla da böbürlenirlerdi ve onları kendi mülkü sayarlardı. Allah diyor ki onlar sizin mülkünüz değildir, onların hepsini ben size verdim. Bakın burada mantık gayet basit. Yani Kur'an'ın mantığını iyi anlayın. Onları size eren benim diyor. Eşler yaratan, oğullar yaratan, torunlar yaratan, bu düzeni kuran, bu sistemi oluşturan, biyolojiyi var eden, erkeğin spermasından, kadının yumurtalığından yeni bir çocuk var eden, onu 9 ay karınlarda bekleten, ona nefes aldıran, vücut veren, beyin veren, göz veren, kaş veren, bunların hepsini birisi yaratıyor. Kur'an buna Allah diyor. Siz de buna dua mı diyorsunuz? Işık mı diyorsunuz? Tabiat mı diyorsunuz? Toprak ana mı diyorsunuz? Tabiat baba mı diyorsunuz? Ne diyorsanız kardeşim. Kur'an buna Allah diyor. Yani insan bağırsağını, kalbini, beynini, gözünü, kaşını, sipariş usulü mü ortaya çıktı bunlar? Nasıl çıktı? Milyonlarca yıl süren evrim sürecinde oluştu. Ne kadar sürdü bu evrim süreci? 7 milyon yıl. 7 milyon yıl. Vatandaşa bunu nasıl anlatacağız? Kur'an Allah diyor işte ya kestirmeden. 7 milyon yıl nasıl anlayacak vatandaş? 7 milyon yıl önce insan orangutan ve maymundan koptu, ayrıldı. Daha ondan önce daha bir sürü orangutan, maymun milyonlarca yıl öncesine gidiyor. Böyle geriye diktikçe rakamda da sallamalar meydana geliyor. Nasıl bileceksin? Milyonlarca, milyarlarca yıl önce ahkam kesiyor vatandaş. Senin bu ahkam kesmekle ya dindir işte sallıyor dediğin şey aynı şeye geliyor sonuç itibariyle. Din dili bunu halka böyle anlatıyor. Allah yarattı diyor yani kısaca. İkisi de birisi rakamlardan oluşuyor, birisi de bir görünmeyen bir sözden oluşuyor, kelimeden oluşuyor. Nasıl olsa ikisi de görünmüyor. Milyarlarca yıl önceki de görünmüyor. Allah dediğin şey de şu anda görünmüyor. Somut bir şey söylenemiyor. Bunu böyle var edildiği söyleniyor. Ha, o zaman orası önemli değil. Ama böyle bir olay var. Yaşıyoruz şu anda. Doğumlar devam ediyor, ölümler devam ediyor, yağmur yağıyor, kuzular meliyor, kurtlar uluyor, çocuklar doğuyor, ölüyor, kadınlar, erkekler, çocukları oluyor, torunları oluyor. Yaşıyor şu anda, yaşayan bir şey var, ona dikkat çekiyor. Bu var edilen düzen sizin eseriniz değildir. Bu benim eserim, benim demeyi bırakın diyor. Bu düzeni görün, bu sistemi görün diyor. Şimdi Kur'an'ın bütün söylemi olup biten şeyleri kişilerin bazılarının böyle benim diye dört elle sarılmaları ve onu kimseye vermemeleri, ondan dolayı diğer insanlar üzerinde üstünlük taslamaları, hegemonya kurmaya kalkmalarına bir tepkidir. Bak böyle baktığımız zaman ayet birdenbire işte sosyal tefsir dediğimiz şey bu. Günümüzü ilgilendirir hale geliyor. Hemen çok canlı bir ayete dönüşüyor. Yaşayan Kur'an dediğim şey bu. Evet, bir sonraki ayette okuyalım.